Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda yönetişim kavramı üzerine konuşacağız. Başlamadan önce kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, beğenmeyi ve videolarımızı paylaşmayı unutmayın. Paylaşırsanız çok sevinirim. Başlayalım. Bugünkü anlamıyla yönetişim kavramı ilk kez Dünya Bankası tarafından hazırlanan Afrika raporunda dile getirilmiştir. Kavram, devletle toplum arasındaki ilişkiyi yeniden düşünmeyi öneriyor bizlere. Birlikte yönetme iddiasını içeriyor. Kavram, birçok alanda hızla kabul görmüştür. Yönetişim kavramı ve modeli 1990'lar boyunca bizzat Dünya Bankası tarafından değiştirilerek geliştirilmiştir. İlk başlarda sözcük daha az yönetimi ya da minimal devleti ifade eden bir kavramken, sözcükken, bugün minimal devlet söyleminden kurtulmuş, bunun yerine devletin yönlendiriciliği daha fazla öne çıkarılmaya, vurgulanmaya başlanmıştır. Yönetişimin bugüne kadarki gelişimi 3 dönemde incelenebilir. Birinci dönem, birinci evre, Afrika ülkelerindeki krizin yönetişim krizi olduğunu ortaya koyan 1989'daki raporda somut olarak izlenebilir. İyi yönetişim ve minimal devlet vurgusu öne çıkar. İkinci dönem, 1994 yönetişim raporudur. Yönetişimin yeşermesi ve canlanması için sivil toplumun gelişmesi gerektiği vurgulanır. Üçüncü dönem ise 1997'deki rapordur ki bu raporda nihayet devletin yeniden güçlendirilmesi vurgusu ile kavram bir kez daha revizyona uğramaktadır. Piyasa için daha etkin ve güçlendirilmiş bir devlet hedeflenir. Piyasanın sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi için devletin güçlü bir düzenleyici ve yönlendirici olarak geri çağrılması ihtiyacından bahseder. Dünya Bankası'nın kamu yönetimi reformu olarak tasarladığı politika seti 4 ilkeyi içermektedir. Birincisi hesap verebilirlik. Buna göre kamu görevlileri eylemlerinden sorumludur. İkinci ilke kalkınmanın yasal çerçevesi, açık, öngörülebilen ve istikrarlı, yansız ve adil bir hukuk yapısı ve bağımsız bir yargı sistemi var olmalıdır bu ülkeye göre. Üçüncü ilkemiz bilgilendirme. Bütçe, piyasalar ve hükümet tasarımları herkes için güvenilir ve ulaşılabilir olmalıdır. Dördüncü ve son ilkemiz saydamlık, şeffaflık. Burada açık yönetim ve yolsuzluğun sınırlandırılması desteklenmelidir. Bu kısa bilgilendirmeyle de bir videomuzun daha sonuna geldik. Yine dediğim gibi abone olmayı, beğenmeyi ve videolarımızı paylaşmayı ihmal etmeyin. Paylaşırsanız sevinirim.